Bugün konuğumuz BMW iX3. iX3 BMW'nin elektrikli atağının bir parçası ama bu otomobil aslında BMW X3'ün elektrikliye dönüştürülmüş bir hali. Gerçek bir elektrikli BMW SUV istiyorsanız BMW iX'i beklemeniz gerekiyor. Biraz akıl karıştırıcı olacak iX piyasaya sunulduktan sonraki durum. Çünkü iX ve iX3 adında iki tane benzer boyutlarda SUV olacak BMW'nin, ama tabii ki iX'de BMW'nin yapmaya çalıştıkları bambaşka, biraz daha farklı bir genetiğe sahip olacak iX versiyonu. O güne kadar bir BMW SUV almak istiyorsanız ve elektrikli otomobillere meraklıysanız iX3 elinizdeki tek seçenek olacak. Daha önce size detaylı bir X3 videosu çektiğim için ve iX3'te bütün kullanışlık özelliklerini X3'te paylaştığı için bu videoda iX3'ün özelliklerinden bahsedeceğiz. Bu elektrikli SUV'un size nasıl bir hayat teklif ettiğini anlatmaya çalışacağım. BMW'nin ilginç yaklaşımları var. Bunlardan biraz bahsetmeye çalışacağım bu videoda. O zaman lafı daha fazla uzatmayalım, elektrikli geleceğe hazırız deyip başlayalım. Şimdi BMW iX3'ün direksiyonundayız. Öncelikle pek de objektif olmayan bir yargıyla başlayacağım. Bu otomobil şimdiye kadar kullandığım en iyi elektrikli otomobil. Ne Tesla'lar gibi yarım kalmış, daha ilerleyen tarihlerde tamamlanacakmış gibi hissettiriyor. Zaten onu bir kenara bırakabiliriz herhalde. Öbür taraftan BMW'nin tecrübesini çok güzel bir şekilde yansıttığını görebiliyorsunuz bu otomobili kullanırken. Dile kolay bu otomobildeki sistem, elektrik sistemi BMW'nin 5. nesil e-drive sistemi, yani elektrikli 5. nesil sistemi. BMW bu kadar ileriye gelmiş durumda. BMW bu kadar tecrübe kazanmış durumda. 5. nesliyle birlikte şu anda kullanmaya başlamış durumda elektrikli yürüyen aksam sistemlerini. Peki elimizde neler var? Öncelikle pilden başlayalım. 80 kWh'lik bir pil var. 74 kWh'ı bunun aktif olarak kullanılabiliyor. Piller tabii ki zeminde yer alıyor. İki aksın arasında, koltukların, hatta burada kabinin altında bir yerlere yerleştirilmiş piller. Bunun dışında bir tane elektrik motoru var sadece. 286 beygir güç ve 400 Nm tork üretiyor. Arka aksta yer alıyor ve arkadan çekişte, yani bu otomobil. Arka aksta yer alıyor. Elektrik motoru, şanzıman denilebilecek tek dişli bir şanzıman var. Şanzıman, bütün elektronik kontrollerin tamamı tek bir kutu içerisinde yerleştirilmiş ve arka aksta konumlandırılmış. Yani bu aracın bütün güç elemanları arka aksın üzerinde yer alıyor, güç aktarma elemanları. Ön tarafta kaputun altında büyük bir boşluk var aslına bakarsanız. Bir plastik kapakla kapatılmış orası. Ve ciddi anlamda bir boşluk var. Ama BMW mühendisleri uğraşıp orayı bir bagaja çevirmeye yeltenmemiş. Çünkü tabii ki radyatörler vesaireler, orada bir sürü yerleşim bulunuyor. Başta da söylediğim gibi bu otomobil X3'ün çevrilmiş bir versiyonu. Yani ön tarafta X3'ten kalma bazı izler var. Tamamen elektrikli bir otomobil olmadığı için. Normalde motorun taşınacağı bir yer, bir kompartman orası ve orayı yükleme alanı olarak kullanmamışlar. Sadece arkada bagaj bulunuyor. Yeni nesil bir elektrik motoru var. Elektrik motorunun verimliliği artırılmış, %95'lerin üzerine çıkartılmış. İçten yanmalı bir motora sahipseniz %40'ı görseniz şükredersiniz. Gerçekten de bayraklar açarsınız, konfetiler patlatırsınız. Orada %95'in üzerine gelmiş, üzerine çıkmış artık neredeyse, yani %100'e yaklaşacak elektrikli motorların verimliliği. Bütün bunlarla birlikte de aslına bakarsanız elektrikli otomobil kullanmayı daha keyifli hale getirecek bir şekle sokmuş BMW bu otomobili. Peki elimizde neler var? Bütün bunlar neler sağlıyor? 80 kWh, 74 kWh'lik pilden bahsettim. Bu pille birlikte WLTP normlarına göre 400 km'nin üzerinde, 450 km civarında bir menzile sahip olması gerekiyor. iX için gerçek hayat koşullarında 360-370 km civarında bir menzile ulaşabiliyor. Ben mesela örnek vereyim size kendi kullanımından. Şu ana kadar 174 km yapmışım bu otomobille ve hala 215 km'lik menzili var. Bu ne demektir? Demek ki 380 km civarında bir menzile ulaşabilecek demektir ki, birazdan bahsedeceğim zaten, otoyol kullanımları vesaireler de var. Sadece şehir içi kullanımı değil bu. Yani anlayacağınız 400 km'ye yaklaşacak bir menzilden bahsediyoruz yaz koşulları itibariyle. Kışın tabii ki biraz daha düşecektir. Çünkü kışın farklı ihtiyaçlar oluyor. Bu tarz otomobillerin pillerinin ısıtılması gerekiyor mesela, ya da biraz daha pilin kapasitesini verimsiz bir şekilde kullanmaya başlıyorsunuz. Isılar, ortalama sıcaklıklar düştüğünde. Yaz ortalaması diyelim biz buna. Yola çıktığınızda şu anda benim tüketimim mesela 17,5 kWh. Gerçekten güzel bir tüketim verisi bu. Tek motorlu olduğunu düşünürsek makul denilebilir. Şehir içi sürüşleri artırırsanız ya da daha düşük hızlı sürüşler yapacak olursanız ve biraz sakin kalabilirseniz eğer,
O zaman tüketiminizi 15 kWh'a kadar düşürebiliyorsunuz. Bunu örneklemek için söyleyeyim mesela. Bu iX3'ten çok daha küçük ve hafif bir otomobil olan MG ile ben 16-17 kWh civarında tüketimler elde etmiştim. Bir diğer karşılaştırma belki merak edersiniz. Mercedes EQC. Daha önce videosunu yayınlamıştım size. O videodaki verilerle kıyaslama yapmak doğru değil. Neden diyecek olursanız kış aylarıydı. O videoyu izlerseniz bayağı soğuktu hava. Orada 26-27 kWh gibi tüketimler elde etmiştim. Normalde böyle karşılaştırmalar yapmayı da sevmem ama iX3'ü almadan önce EQC kullanıyordum. Başka bir şey için almıştım onu da Mercedes'ten. Yani arka arkaya kullandım aynı yollarda. İki otomobil, hatta karşılaştırma bile yapabilirdim de pek nasıl diyeyim, zahmete değmeyeceğini düşündüm. Ama yorumlara yazın ister misiniz elektrikli bir karşılaştırma. Tabii sonrasında yapabilirim. EQC ile en önemli farklılığı, tabii ki EQC biraz daha üst güç seviyesiyle piyasaya sunulmuş durumda. 400 beygirlik bir versiyonla, çift motorlu bir versiyonla piyasaya sunulmuş durumda. EQC biraz daha ağır da bir otomobil. 2,5 tonluk boş ağırlığı var. Bu otomobilin boş ağırlığı 2250 kg civarında. Böyle farklılıklar var. EQC ile 20 kWh'lere kadar düşebiliyorsunuz tüketimde. Buradaysa dediğim gibi 15'lere bile görebiliyorsunuz. Yani arada tüketim açısından ciddi bir farklılık var. Menzili koruma açısından da iX3 çok daha kolay kontrol edilebiliyor. Çok daha rahat bir şekilde menzilinizi kontrol edebiliyorsunuz. Otoyol sürüşlerine dahi bunu rahatça yapabiliyorsunuz. Sürüşte neler yaşıyorsunuz, hemen onlardan bahsedeyim. Önce rejenerasyondan bahsetmek lazım. Yani fren gücünün ataletin ya da geri kazanılması ve pillerin şarj edilmesi için kullanılması. Elektrik motorlu araçların en güzel özelliklerinden bir tanesi tek pedallı kullanım. iX3'te bunu yapabiliyorsunuz. Basit bir şekilde vites kolunu sol taraftaki yuvaya itiyorsunuz. Normal benzinli dizel motora sahip BMW'lerde manuel şanzımanın manuel seçim modlarının kullanıldığı bölmeye itiyorsunuz. Ve tam olarak bütün fren gücünü kullanıyorsunuz. Ayağınızı gazdan çektikçe elektrik motoru fren yapıp jeneratör gibi çalışıp boştaki enerjiyi pilde depolamaya başlıyor. Böylece tek pedalla otomobili kullanabiliyorsunuz. Tek bir kademe var. Yani B'ye atıyorsunuz ve orada tamamen bunları kullanmaya başlıyorsunuz. İlk etapta diyorsunuz ki keşke birkaç kademe daha olsaydı farklı sürüş durumlarına göre. Sonuçta trafik vesaire farklı şekillerde karşınıza çıkabiliyor. Bunun için de çok güzel bir sunumu var. BMW'nin normal D konumundayken, yani geri kazanımlı fren tamamen açık değilken de adaptif olarak çalışabiliyor bu sistem. Hem navigasyon üzerinden aldığı bilgilerle hem de sürüş asistanlarının sensörlerinden aldığı bilgilerle o anda ne kadar geri kazanım yapacağına karar verebiliyor. Mesela navigasyon üzerinde kayıtlı olan bir kavşağa yaklaşıyorsanız ve ayağınızı gazdan çekerseniz çok güçlü bir şekilde fren yapabiliyor otomobil. Ya da otoyoldasınız ve ayağınızı gazdan çekerseniz de süzülme fonksiyonuna geçebiliyor. Otomobiller çok da güzel süzülebiliyor bu arada. Mesela 130 km/saat hızla ayağınızı gazdan çektiğinizde otoyolda hafif de bir eğim varsa bayağı uzun süre koruyabiliyorsunuz bu hızınızı. Buna ek olarak da biraz önce söylediğim gibi asistan sistemlerin sensörlerini kullanıyor. Yani trafikte yol alıyorsanız, önünüzde bir araç varsa mesela, ayağınızı gazdan çektiğinizde hemen sizi yavaşlatıyor, frenliyor. Önünüzdeki araçla mesafenize göre ya da önünüzdeki her engel neyse onunla mesafenize göre de bu fren seviyesini uygulayabiliyor otomobil. Yani D'de bırakırsanız eğer şehir içerisinde tek pedallı olarak kullanıyorsunuz ve şehir dışına çıktığınızda da normal süzülme fonksiyonlarını da kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Bunun dışında sürüş esnasında 286 beygir güç ve 400 Nm'lik torkun sadece arka aksa aktarılması gibi bir problem ortaya çıkıyor. Eşitlemek gerekirse X3'ün 30i versiyonlarıyla eşleşiyor bu otomobilin hızlanması ya da güç çıkışı vesairesi ya da aksın aktardığı gücü. Tam olarak ağırlık güç dengesinden bahsetmiyorum, sadece güç çıkışından bahsediyorum. Burada da BMW'nin tecrübesi tekrar devreye giriyor. Daha önce size bir serisi videosunda anlatmıştım. ARB isimli bir sistem var. Sistem doğrudan tekerlekten mesaj alan bir çekiş kontrol sistemi ki kaynağı zaten i3'tü o sistemin. Buradaki elektrikli yapıda da bu sistem kullanılıyor. ARB sistemi kullanılıyor. Bunun ne demektir? Çekiş kontrolü anlık olarak ve inanılmaz yüksek hızlarla yapılıyor demektir. Yine de gaza sert yüklendiğinizde gücün arka aksı aktarılması, zeminin pek de öyle tutunma sağlamadığı yerlerde hafif dalgalanmalara neden olabiliyor arka tarafta, ama biraz dört tekerlek üzerinde kayma gibi. Normal arkadan çekişli bir otomobilin neden olacağı arka tarafın gereğinden fazla serbestçe hareketleri gibi değil. Biraz sanki dört tekerlekten kayma gibi hissediyor bunlar. Bu çekiş kontrol sisteminin başarısı ve tabii ki
elektrik motorunun gücünün kademesi olarak ayarlanabiliyor olması. Sadece gereken güç aktarılabiliyor sonuç itibariyle tekerleklere. Ama mesela kaygan zeminlerde biraz zorlayıcı olabilir. Alışmanız gerekebilir. Yine EQC ile kıyaslamaya gireceğim. BMW bu otomobilin gaz pedalı tepkilerini daha iyi ayarlamış. Daha hassas bir şekilde ayarlamış. Çünkü Mercedes EQC'de biraz daha o elektrikli otomobillerin gücünü konuşturmaya çalışmış. O boyun kırıcı gücünü size aktarmaya çalışmış ve böyle ayarlamış otomobili. EQC'nin mesela sport modunu geçtim. Konfor modunda bile gaz pedalı biraz fazla hassastır. Sıkışık trafikte tempoya uymak için gerçekten de hassas bir ayağınızın olması, alışkanlığınızın belki de olması gerekiyor. Onun için mesela Mercedes Eco moduna özel bir gaz pedal ayarı koymuş. Gaz pedalının altında bir düğme vardır malumunuz, biliyorsunuzdur muhtemelen. Alman otomobillerinin en sevilen özelliklerinden bir tanesidir. Gaza sonuna kadar basarsınız ama aşağıda hala bir ölü noktası vardır, bir düğme vardır. Oraya da basabilirsiniz ekstra, daha da fazla güç istiyorsanız ya da gerçekten fazla güç istiyorsanız. O düğmenin yerleşimi değişiyor ya da o düğmenin pedalı durduracağı yer değişiyor. Yani siz gaza sonuna kadar basmış gibi hissediyorsunuz ama gaz pedalının, stroğunun, elektrik pedalının ya da stroğunun sadece yarısını kullanıyorsunuz. EQC'de böyle bir önleme gidilmiş. Burada öyle bir şey yok. Burada gaz pedalı zaten ilk baştan daha makul bir şekilde ayarlanmış. Tabi burada güç çıkışının daha günlük hayata uygun olduğunda herhalde atlamamak gerekir. Sonuç olarak 286 beygirlik bir güç çıkışından bahsediyoruz. 400 beygirlik güç çıkışında tabii ki farklı sonuçları olacaktır. Genel gücün aktarımı ile ilgili durumlar böyle. Gerçekten de çok başarılı otomobil bu konuda, gücün aktarımı konusunda. Yol tutuş vesaire, sürüşün diğer bölümleri, konfor, onlarda neler var diyecek olursanız orada da haberler güzel. Pil yerleşimi sayesinde normal bir X3'e göre 7,5 cm daha alçak ağırlık merkezine sahip BMW iX3. Bunun faydası tabii ki görebilirsiniz ama bu otomobil aynı zamanda oldukça da ağır bir otomobil. 2.2 ton, 2250 kilogram boş ağırlığı var bu otomobilin. Sonuç olarak mesela virajlarda yığıldığını çok rahat bir şekilde hissediyorsunuz. Süspansiyon sisteminin o ağırlıkla baş etmekte zorlandığını hissediyorsunuz. Salınımlar yok ama gövdesi bir hayli yatıyor tabii ki. Bir SUV sonuç itibariyle bu araç. Bunu da kabul etmek lazım bir SUV'dan herhalde. Böyle bir sürüşü. Buna karşılık enteresan bir kıvraklığı var. Direksiyonu bir BMW'den beklediğiniz üzere çok güzel çalışıyor. Hızlı. Geri bildirimleri güzel. Arkadan çekişli olduğu için, ön tekerlekleri özgür olduğu için yönlendirme konusunda oldukça keskin de olabiliyor otomobil. Ve ayrıca da tutunma karakteri de gerçekten güzel. O yatmayla baş edebilirseniz eğer gövdenin alabora olmak üzere olan bir gemi gibi yatmasıyla baş edebilirsiniz eğer o sizi çok fazla korkutmazsa, ondan sonraki tutunma karakteri gayet güzel, gayet net bir şekilde yönlendirilebiliyor otomobil. Tabii ki öyle çok dar virajlarda keyifli olabilecek bir otomobil değil bu kadar boş ağırlığıyla, küçük bir kamyon ağırlığında sonuç itibariyle bu araç. O kadar da kıvrak çevik olmasını beklemeyin ama yine de bir elektrikli otomobile göre kıvrak ve çevik olduğunu, bu büyüklükte bir elektrikli otomobile göre ya da bu büyüklükte pili olan bir elektrikli otomobile göre kıvrak ve çevik olabileceğini de bilmeniz gerekli olabilir. Konfor tarafında 20 inçlik jantlar var. Bu arada bu jantlar özel aerodinamik tasarıma sahip jantlar. Aracın menziline 10 kilometre ekleyebiliyor ve aerodinamik katsayı da ciddi bir şekilde düşürebiliyor bu jantlar tek başına. Gerçekten de muazzam bir başarı. Yani benzinli motora sahip bir araçta bu kadar fazla ek katkıyı elde etmek için çok fazla uğraşmanız gerekir. Burada tabii ağırlık zaten vazgeçemeyeceğiniz bir şey. Aerodinamiğiyle oynayarak bazı kazanımlar elde edebiliyorsunuz. Yani saklı olan kazançlar aerodinamide bulunuyor ve jantlarda böyle büyük bir etki oluşturmuş. Bu 20 inçlik jantları saran tabii ki nispi olarak dar yanaklı lastikler var. Bu araçta adaptif süspansiyon sistemi standart olarak sunuluyor iX3'te. Bu ne demektir? Her an, her koşula göre süspansiyonların, amortisörlerin daha doğrusu sertliği ayarlanabiliyor demektir. Sonuç itibariyle ne 20 inçlik jantlar, ne 2.2 tonluk boş ağırlık, ne yüksek gövde, bunların hiçbiri konforu etkilemiyor. Gerçekten de çok başarılı bir süspansiyon sistemi var. EQC ile kıyaslandığında mesela EQC ağırlığını her zaman hissettiriyor. Arada 250 kilogramlık hatırı sayılır bir fark olmasına rağmen ikisi de hafif araçlar sayılmazlar. Bir tanesi küçük bir kamyon ağırlığında, bir tanesi küçük ve yüklü bir kamyon ağırlığında belki de. Böyle baktığınızda aslında iki araç arasındaki farklar gerçekten çok belirgin. Ve konfor konusunda iX3'ün çok güzel işler çıkardığı belli oluyor hemen. Daha ilk kilometrelerden itibaren X3 zaten sınıfının en iyi otomobili. Onun temellerini alan bu elektrikli otomobilde oldukça iyi sonuçlar çıkarmış. Aslında pek sürpriz olmaması gerekiyor. Darbeymiş, darbe filtreleme, bunlar konusunda gerçekten çok iyi. Ve
size huzur veriyor aslına bakarsanız. Özellikle bir iyi bir asfalt zemin üzerinde ilerliyorsanız motor sesinin de olmamasıyla birlikte gerçekten de çok huzurlu bir sürüş elde etmiş oluyorsunuz. Hem otoyolda hem de köy yollarında ya da şehir içindeki rögar kapaklı yamalı yollarda rahat etmeyi de sürdürebiliyorsunuz. Bu da güzel bir başarı gerçekten de konfor açısından bakacak olursak. Ses konusunda zaten bir şey anlatmam gerekmiyor herhalde. Motor sesi yok. Rüzgar sesleri, lastik yuvarlanma gürültüleri gayet güzel bir şekilde izole edilmiş. Elektrikli otomobillerde lastik yuvarlanma gürültüleri biraz daha kulağınıza fazla gelir. Mesela şu anda ben duyabiliyorum ama bu lastik yuvarlanma gürültüsü fazla olduğu için değil. Motorun titreşim ve sesinin olmamasının yarattığı boşluk nedeniyle onların biraz daha fazla ön plana çıkıyor olmasından kaynaklanıyor. Sürüşle ilgili anlatmam gerekenler şarj konusu tabii ki ondan da bahsetmek lazım. Aracın üzerinde 11 kilowatt saate kadar destekleyen bir şarj ünitesi geliyor. Bu ne demektir? Normal prizinizden 11 kilowatt saate kadar şarj edebilirsiniz bu aracı. Nispi olarak biraz daha hızlı bir şarj yapmış olursunuz ama yine de çok uzun sürecektir. Özel bir şarj aleti kullanabilirsiniz. Şarjınızı hızlandıracak normal bir priz yerine. O zaman daha etkili sonuçlar elde edebiliyorsunuz. 8 saat civarında şarj edebiliyorsunuz. 0'dan %80'i yine 45 dakikalık bir şarj süresi mevcut. BMW'nin iddiasına göre 10 dakikada hızlı bir şarj ünitesinden bu otomobili 100 kilometrelik menzil elde edecek şekilde şarj etmeniz mümkünmüş. Genel olarak baktığınızda şarj süreleri konusunda çok fazla bir ilerleme olmuyor. Çünkü şarj süreleri ne olursa olsun altyapıyla da alakalı durumlar. Yani şarj aletiyle de gittiğiniz, kullandığınız ya da evinizde satın aldığınız şarj aletiyle de alakalı her şey pil teknolojisiyle ya da otomobil firmasının sunabileceği teknolojiyle alakalı değil. Onların şu anda yapabileceği en güzel şey 11 kWh'lik normal prizden şarj etmeye yarayacak olan bir şarj aletini araçla birlikte vermek. Sürüşle ilgili durumlar böyle. Şöyle bir sonuca bağlayacak olursak iX3 kısmını, çünkü bundan sonrası artık X3 anlatımı olacak. iX3 kısmını sonuca bağlayacak olursak BMW gerçekten de tecrübesini konuşturmuş. Ben i3'ü ilk mesela tanıttığında BMW gerçekten de BMW'nin ne yapmaya çalıştığını anlamamıştım. Evet, önümüzde bir elektrikli gelecek vardı. Elektrikli otomobillerin bir nedenden ötürü yayılacağı bir ortam ortaya çıkacaktı ama BMW çok fazla istekli bir şekilde dalmıştı bu konuya ve işte o günlerden başlayan çalışmaların meyvesi sonuç itibariyle böyle otomobillerle ortaya çıkıyor ki bu daha tamamen elektrikli bir otomobil değil. iX geldiğinde o zaman tam olarak göreceğiz elektrikli altyapısıyla BMW'nin nerelere ulaşabileceğini, ne kadar ilerlemiş olacağını. Onu da herhalde çok uzun bir uzak olmayan bir gelecekte görürüz. 2022 başlarında iX'de satışa sunulmuş olacak. Bu sonuçta çevrilmiş bir otomobil. Çevrilmiş bir otomobilden bu kadar güzel verim alındığına göre ben de heyecanla bekliyorum bakalım neler olacak elektrikli altyapıyla birlikte. Sonuca da bağladım ama bir konuyu atladım tabii ki, fiyat konusu. 1 milyon 88 bin liralık satış fiyatı var. iX3'ün şu anda tek donanım seviyesiyle satılıyor. Gerçekten zengin bir donanım seviyesi bu. Bütün adaptif sistemleriyle birlikte geliyor. Mesela ya da diğer konfor donanımlarıyla da birlikte geliyor bu otomobil. 1 milyon 88 bin liralık satış fiyatı. 1.6 litrelik benzinli motora sahip ve yine arkadan çekişli BMW X3'ten sadece 100 bin lira daha pahalı. 100 bin lira bile değil aslında. Bazı donanım seviyelerinde 50 bin lira. Hatta gerçekten donanımı eşleştirirseniz muhtemelen 1.6 litrelik benzinli motora sahip versiyon biraz daha pahalı bile olabilir. 2 litrelik dizel motora sahip versiyon 150 bin lira kadar daha pahalı. Daha yüksek satış fiyatına sahip başlangıç seviyesiyle bile yine donanımları eşleştirirseniz kuvvetle muhtemel daha da açılacaktır fark. Ama 4 tekerlekten çekişte bekle geliyor. 2 litrelik dizel motorlu versiyon ihtiyacınız varsa 4 tekerlekten çekiş sistemine diye. Bunu da belki atlamamanız lazım. Ben bugün bir X3 satın alacak olsaydım hiç düşünmeden bu otomobil satın alırdım. Bir şekilde adapte olursunuz bence. Eğer 1 milyon lirayı otomobile ayırıyorsanız, 1 milyon liralık bir otomobil satın alımı yapıyorsanız kendinizi adapte edebilecek kadar bütçeniz vardır. Kuvvetle muhtemel olması lazım ya da belki otomobile fazla para veriyorsunuzdur. Böyle bir dönüşüm yapamıyorsanız. Varsa böyle bir bütçeniz gerçekten de güzel bir, çok iyi bir otomobil kullanmış olacaksınız sonuç itibariyle. Belki 5 milyon liradan daha ucuza yaşayamayacağınız bir deneyim yaşamış olacaksınız. Bu otomobille biraz iddialı olmuş olabilir belki ama gerçekten çok lüks bir otomobil, çok sıra dışı bir otomobil kullanmakla eşdeğer aslına bakarsanız direkt olarak bu otomobili sundukları sessizliği, titreşimsizliği, süspansiyon konforu, bunların tamamının birleşimiyle birlikte bir Rolls-Royce Phantom rakibi olduğunu iddia etmiyorum ama Rolls-Royce Phantom'da yaşayacaklarınızın yansımasını yaşayabilirsiniz bu otomobilde belki. Öyle anlatabilirim, öyle belki filtreleyebilirim işi.
Gerçekten de güzel bir seçim olurdu böyle bir otomobili satın almak. Sanırım bununla iX3 anlatım bitiyor. X3 anlatımlarına geçelim, bir de neler var neler yok. X3 ile ilgili bilmeniz gereken şey ve iX3 ile de ilgili bilmeniz gereken şey, bu otomobillerin makyajlandığı kısa bir süre önce. Makyajlı versiyonlar da çok uzak olmayan bir gelecekte yine satışa sunulacaktır. Dış tasarımda çok önemli bir yenilik yok. En azından iX3 için konuşmak gerekirse X3'te ufak tefek farklılıklar var. iX3 için sadece arka stop lambaları Subaru'dan alınan stop lambalarıyla değiştirilmiş ilginç bir kararla. Bunun dışında iç mekanda önemli bir farklılık var. Orta konsol tamamen değiştirilmiş. Buradaki çok güzel, kullanışlı, kaliteli hissettiren, belki teknolojik olarak o kadar da etkileyici görünmeyen havalandırma kumandaları yerine BMW üstlerisinde de kullanılan havalandırma çıkışlarının ortasına konumlandırılmış küçük düğmelere sahip havalandırma kumandalarına geçilmiş. İlerleme diyemeyeceğim ben buna ama yani yeni teknolojilere uyum sağlamak adına herhalde sonuçta böyle değişimlere göz yummak gerekiyor. Daha büyük bir multimedya ekranıyla birlikte satın alınabilecek iX3 ve X3. Onun dışında genel özellikler aynen duruyor. Euro yan aksamı da değişmeyecek. iX3 özelinde konuşmak gerekirse X3'te ufak tefek değişiklikler bulunmasına karşın. Arkada ne doğru diğer konulardan da bahsedeyim. 510 litrelik bir bagaj hacmi var. Gayet güzel, kullanışlı bir bagaj. Kablolarınız olacak tabii bu otomobilde. Kabloları yanınızda taşımanız gerekir mi gerekmez mi? Şehir içerisinde belki gerekmez. Uzun yola gittiğinizde o riski alır mısınız? Zannetmiyorum. O herhalde kablolar değişmez bir parçası olur bagaj alanının. Arka koltuklardaki sunum çok güzel. 40-20-40 oranında katlanabiliyor bu arada arka koltuklar. Yani bagajı genişletmek isterseniz farklı değişkenlikler de sunabiliyor size iX3. Arka koltuklardaki diz ve baş mesafesi oldukça iyi. Havalandırma çıkışları var. Klima ayarı var arka koltuklar için. USB portları vesaireler var. Gayet güzel yani arka koltuk sunumları. Ön tarafta da bu makyaj öncesi versiyonda bile gayet güzel kalite algısı. Yani bir BMW'den neler bekliyorsanız aslına bakarsanız onlar var. Biraz önce de söylediğim gibi X3 bu sınıfın en iyi modeli ve X3'te o temellerle birlikte zaten yola 1-0 önde başlamış rakipleri karşısında. Durumlar böyle X3 için sonuca da bağladığımıza göre o zaman benden bu sefer bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendini salgından korumaya çalışın lütfen. Bay bay.